dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz İnşallah e, bir beğeni ve abone olmayı çok görmezsiniz Çünkü bu kısım tam sizin istediğiniz bir kısım yani bir nevi sizin transfer sorularınıza cevap verme videosu gibi bir videoyla karşınızdayım Fenerbahçe'de puzzle'ın son parçası Zaha transfer döneminin belki de en hızlı takımı Fenerbahçe Kurduğu güçlü hücum hattıyla dikkat çekiyor rakiplerde Yusuf Yusuf çekiyor. Edin Ceko gibi dünya çapında bir forveti kadrosuna katan, Ryan Kent gibi İskoçya liginde harika bir sezon geçiren ismi kadrosuna katan, Sutan Tadiç gibi tartışmasız bir ismi kadrosuna katıp rakiplere korku salan Fenerbahçe'de asıl 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 yani Simanski daha söyleyeyim. Asıl hedef Wilfried Zaha. Yani ben bu kadar duyumu vermişken, bu kadar haberi vermişken taraftarım bana her zaman söylediği şey bu. Artık rüyalarıma girip rüyamda soracaksınız herhalde. Hocam Zaha'da son durum ne diye. Hani üye arkadaşlara Zaha'da son durumu anlatıyorum. Yetmiyor canlı yayına gelip orada soruyorlar. Diyorum ki şu oldu yetmiyor. Gelip bir de canlı yayında soruyorlar. Hatta ev adresime kadar şey yapıp artık eve gelip soracaklar diye korkmuyor değilim. Şimdi Fenerbahçe'de artık da yakın bir kadro kurma düşüncesi var ve Zaha'nın katılımıyla hücum hattının güçlenmesi planlanıyor. Ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da eli çok çok güçlenecek bu durumdan sonra. Şimdi kanat forvet arayışı malum. Hücumda bol opsiyon olsun düşüncesi malum. Hani mesela düşünün bak kadroda Batu Şahiye, Serdar Dursun, Emre Mor, İrfan Can Kahveci gibi isimler de var ama hani bunların hiçbirisi tatmin etmiyor. Hani futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City, Crystal Palace formaları giyen yani 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu çıktığı 458 maçta Crystal Palace'tan 166 gollük katkı sağlamış. Hani 90 gol 76 asist. Ve bu ismin Fenerbahçe'ye gelmesi taraftarı uçuracak. Sevinçten uçuracak, mutluluktan uçuracak. Hani birilerini de yanık kremi aramaya, nöbetçi eczane aramaya sevk edecek. Çünkü başka çareleri yok. Fenerbahçe'nin başarısı, birilerinin başarısızlığı olacak. O yüzden de durum bu. Arkadaşlar, ee, yok CSGO oynuyor, yok bilmem ne yapıyor falan filan. Ya bunların hepsini yapabilir futbolcu. Biraz tuhaf bir futbolcu. Allah aşkına bir kere de Azerbaycan'ın izleyicilerimiz var. Söylesen demiş Elsen Kerimov. Azerbaycan'dan benim çok fazla can kardeşim var. Çok fazla takipçim var. Bütün Azerbaycan'dan ya da Azerbaycan Türk'ü olup da İranlı olan varsa hepsine selamlar olsun. Benim herhalde bir tek İran'dan takipçim yok. İnşallah bir günde İran'dan takipçim olur. Bütün herkese selamlar olsun. Yani dünyanın neresinde olursa olsun, neresinden izliyorsanız izleyin. Herkese selamlar olsun. Çünkü çok farklı ülkelerden adımızın duyulduğunun farkındayım. Fenerbahçe'de iki uçak havalanıyor. Bu arada Zaha konusunda da şunu söyleyeyim. Bugün ne? Salı. Yarın konuşalım. Tamam mı? Yarın konuşalım transfer çalışmalarının sürdüren Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic için geri sayıma geçildi. Şimdi yine burada araya gireyim. Hocam, iki yani 2 gündür, 3 gündür, 5 gündür, 10 gündür bunlar Fenerbahçe'de diyoruz ya da diyorsun. Niye hala gelmiyor? Arkadaşlar transfer işi öyle hani aldım, verdim, seni yendim falan olmuyor. Bak var ya o kadar ince sözleşmeler yapılıyor ki 32 sayfalık sözleşmeler var şu olursa şu olur antrenmana geç gelirse ilkinde ceza yazılmaz ikincisinde ceza yazılmaz antrenmana geç gelirse üçüncüsü aynı hafta içinde olursa 100 bin euro işte aynı hafta içinde olmazsa 400 bin euro şöyle böyle falan ne sözleşme yani sözleşmeleri ne maddeler ekleniyor bu küçük ince ayrıntılarda da hani illaki kıllık oluyor yani şu olsun olmaz bu olsun olmaz e, takıma e, ne bileyim kadro dışı cezası verilemez mesela Mesut Ödül'de böyle bir madde vardı kadro dışı cezası verilmesi diye. Sonra biz dedik ki ya Mesut Fenerbahçe AŞ bir isim nasıl kadro dışı cezası vermesin kaldırdık. İyi ki de kaldırmışız. Mesut'a kadro dışı cezası falan filan verdik. Falan filan. Şimdi Livakovic ve Beka da olay bu. Hadiç renklerine bağlandıktan sonra Fenerbahçe'nin artık hani transferde eli kolu çok çok güçlü. Çok çok güçlü. Yani şu an Zaha'da da eli güçlü. Düşünsene bak Ceko'yu almış, Tadiç'i almış. Hocam iyi de bunlar 34 yaşında. Biri 37 yaşında isim. Ya isterse 500 yaşında olsun. O adamların bir piyasası var. Yani o adamların bir PR'ı var. Hani anlatabiliyor muyum? Bir PR'ı var, bir piyasası var. Şimdi siz bana bir saat hediye ediyorsunuz. Yani sizin bana saat hediye etmeniz çok güzel bir şey olur. Hani ben saat takmayı çok seven bir adam değilim ama. Çok güzel olur. Bir de mesela kim hediye etsin? Ali Koç bana direkt saat hediye etsin. Sizinkinin o bir değil. Anlatabiliyor muyum? O bir değil. Burada da şöyle bir şey var. Fenerbahçe saat hediyesi almış bir takım gibi devam ediyor farkındaysanız. Yani e, bir nevi işte Cekodur e, hani Tadiş'tir. Belki de Şimanski'dir. Şimanski'yi çok hafif alıyorsunuz. Birisi Feyenoord'un 10 numarası, birisi Ajax'ın on numarası. Bu takım iki tane Hollanda liginin 10 numarasını getirmiş durumda. Hani e, Galatasaray'ı öveceğiz diye bazen Fenerbahçe'yi gömüyorsunuz ama bu gerçekleri de unutmayın. Neyse çok şey yaptık. Kıran kırana pazarlıklar sürüyordu. Yani artık bitmeye geldi. Anlaşma noktası hani anlaştık tamam denildi. Ve artık o meşhur uçak havalanacak arkadaşlar. İki yılda da eşyalarını toplamış. Salça bidonlarını, işte turşuları falan toplamışlar. Beklemeye çekilmişler. Hem Yudinesse ile hem Dinamo Zagreb'le hukuki prosedürleri tamamlayıp transferi bitirmek istiyor. Ve Ali Koç'un uçaklarının Artık havalanmasını bekliyoruz. Ve ben ısrarla söylüyorum. Koç 02'yi takip edin. Yani Koç 02'yi takip edin. Bir de Kadıköy Sokak kanalını takip edin. Tamam. Fenerbahçe'den malum camiaya malum cevap. Yine yalan söylüyorsunuz. Tı tı tın, tı tı tın. Şimdi Fenerbahçe'miz yaptığı açıklamada 28 şampiyonluk, 5 yıldız, tahkim kurulu bunlara dair şeyler söylemiş. Eee ben yapılan açıklama okuyayım da. 28 şampiyonluğumuzun geçmişte tahkim kurulu tarafından reddedildiği yalanı hakkında. Son günlerde aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun tahkim kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na ne başvurusu olmuştur ne de olmayan bu başvuru tahkim kurulu tarafından reddedilmiştir. Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız birilerinin de gözüne, gözüne, gözüne sokarız demek istiyorlar bizimkiler. Yani arkadaşlar malum kulübün Malum saçmalıkları. Ya sen kendi sitende işte ilk şampiyonumuz şu deyip sonra yok efendim ben bunu kabul etmiyorum dersen dönek derler. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar bak bahse konu olan şeyi söylüyoruz. Aptala anlatır gibi söylüyoruz ama anlamıyor karşımızdaki kesim. Yani hepsinden bahsetmiyorum anlamıyorlar. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? 1923. Futbol Federasyonu 1923. Futbol Federasyonu tarafından oynatılan ulusal ligler ne zaman başlatılmış? 1923. O zaman sayacaksın. Yani Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. İyi e de hocam 3 tane takım var. Ya kardeşim öyle bir haldeyiz ki bu kafayla gidersek yakında sadece İstanbul takımları olacak. Ya bu zihniyette giderseniz sadece İstanbul takımları olacak. Türkiye'de bir şehirden en fazla takım İstanbul'dan katılır. İkinci sırada kim var? Antalya var. Antalya Spor, Alanya Spor. Ya anlatabiliyor mu? Demek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur. Yani İstanbul Ligi sayılmaz. İstanbul Ligi sayılsın diye namerttir zaten. Ulusal ligler sayılsın. Hocam iyi de Galatasaray'ın bir tane şampiyonluğu var. Fener'in içinde 8 tane şampiyonluğu var falan filan. Ya Galatasaray'ın zaten 8 tane olsaydı şimdi çoktan geçerdi. Bu kadar kurum kuruluş elindeyken federasyona bu kadar hükmediyorken parmağında kukla gibi oynatıyorken zaten olmaması hayret verici bir şey olurdu. Yani durum bu. Ee, son habere geçtik sanırım. Fenerbahçe'de ayrılık listesi 11 ayrılık. Arkadaşlar sık sık bahsediyorum. Ama kanala yeni abone olanlar oluyor. Yeni gelenler oluyor. İşte mağarada yaşayıp da aa ben mağaradan çıkayım artık diyenler oluyor. İnternete yeni kavuşanlar oluyor. Sevdiklerine kavuşanlar oluyor. Onlar için kısaca bu haberi de tekrar etmiş olalım. Fenerbahçe'de tıplaş gelişmeler. Takımdan ayrılacak 11 oyuncu belli oldu diyor Hürriyet. Şimdi ben bunlara hem duyum olarak hem yorum olarak söyleyeyim. Atilla Selayi. Doğru. Atilla Selayi'nin ben kalmasını mucize olarak görüyorum arkadaşlar. Yani Atilla Selayi'nin kalması mucize. Union Berlin, Hoffenheim, Freiburg. Bunun Bundesliga dışında bir, bir yere gitmesini de mucize olarak görüyorum. Ve destek Bundesliga'dan bir takıma gideceği görüşündeyim. Ona katılıyorum. Michi Batshuayi. Batshuayi ile ilgilenen kulüpler Lens diyor. Hayır lens değil. Batshuayi ile ilgilenen kulüp hani bizim istediğimiz o yüksek bedeli teklif eden kulüp başka ve büyük ihtimalle de gidecek gibi de duruyor. Onu da belirteyim. Diego Rossi. Rossi de çok fazla talebi var ama yüksek bedel ödemek istemiyorlar. Fakat biz de bir şekilde satmak istiyoruz. 5,5 ila 9,5 arasında bir band'a gidecek gibi duruyor. Vilyan Arao, Arao'yu al hilal istiyor falan filan. Arao'yu Jesus'un takımı falan istemiyor. Keşke istese hemen bugün paketleriz. Başka bir takım var. O garibim de Jesus'un takımından teklif gelecek diye bekliyor ama geçiniz. Ja Pedro, ilgilenen kulüpler al Kahalec diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu al Halec'e gitse Fenerbahçe abad olur. Galatasaraylılar da yamula yamula bir hal olur. Niye? Sezon boyunca çünkü argümanları neydi? Elimizden futbolcuyu kaptınız. Alın bakın, size de yaramadı, bize de yaramadı diyeyim. Eğer bu Alkhalec olayı olursa, devasa bir bonservis ücreti. Yani e, hani diyor ya adam hayvan gibi şey yapıyorsunuz diye. Hani hayvan gibi bir bonservis ücreti. E Fenerbahçe'yi abad edecek bir ücret arkadaşlar. Eğer bu transfer olursa umarım da olur. Olmasın da ümit ediyoruz. Bright Osayi Samuel Osayi çok fazla gitmek istiyor. O sayede de çok fazla takım ilgileniyor. Bournemouth, Rangers, Leeds United, Troyes. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar transfer satışı en başta iyi yapılır. Sonra biraz düşer. Sonra daha da düşer. Yani transferi bugün satarsanız yüksek bedelle satarsınız. Sonra satarsanız daha da düşük bedelle satarsınız. Aynı şekilde alırsanız da bugün daha pahalı alırsınız. İleride alırsanız daha ucuz alırsınız. Ama şart oldu şartsa acele etmeniz lazım. Tamam mı? Bu konuda anlaştık. O sayı içinde biz kulüpleri kızıştırıp aradan sıyrılmak istiyoruz. 8, 10, 12 bandına satabilirsek bence çok büyük başarı olur. Hocam o sayı gibisini nereden buluruz? Buluruz merak etmeyin. Altay Bayındır. Altay Bayındır'a ilgilenen kulüp Ajax diyor. Arkadaşlar bakın Altay Bayındır Livakovic'e bağlı. Livakovic Altay Bayındır'a bağlı. Altay'ı satamazsak Livakovic'i alamayız. Livakovic'i alamazsak Altay'ı satamayız. Bunu unutmayın. Hani birinden biri olmazsa niye e, öbürü de olmadı demeyin. Birinden biri diğerini tetikleyen bir hamle bilginiz olsun. Usta Yenik'in de ya fesi ya kiralama ya satın alma opsiyonu kiralama ya da satılması gündemde. Bir Meksika kulübü vardı satın alacaktı ama piyasada çok yok şu an için. Joshua King ya Joshua King için Premier Lig'e yeni yükselen bir takımın 4 milyon euro'luk bir teklif sunacağı ya da sunduğu bendeki duyumlar içerisinde. Umarım doğrudur. Bak kendim övmek için demiyorum ama inşallah doğrudur. 4 milyon euro çok iyi para. Her gibi biz çok iyi kullanamayacağız. Şimdi işin açıkçası. O yüzden de giderse bizim için büyük bir avantaj olur. Nazım Sangare birincilikten daha çok teklifler geliyor. Nazım gururuna yedirip giderse gidecek yoksa fesi. Serdar Dursun İlgilenen gruplar Hertha, Berlin falan filan. Mesela Mert Müldür çok sorusunu alıyorum. Arkadaşlar kulübü tamam dedi. 2.5'a tamam dedi. Sonra 3.2'ye kadar çıktık. Tamam dedi. Şimdi pay maddesi diyor. O pay maddesini kaldırmaya çalışıyoruz. Nicolas Dominguez o kulübü çok yüksek bedel söyledi. Düşmesini bekliyoruz. Leandro Parades ben eminim Parades konusunda hiç kimse bana inanmayacak. Ama hiç belli olmaz bazı şeyler. Anderson, bu arkadaştan bizim alakamız yok. Benim duyumlarıma, bilgilerime göre. E, haberiniz olsun. Şöyle kısaca tekrardan baştan toparlasam mı? E, hocam dakika çalmak için bu kadar uğraşma diyeceksiniz. Ama e, e, kısaca da bir geçsem mi üstüne? Neyse geçmeyelim arkadaşlar. Dakika çalmak için uğraştı demesinler. Duyumlar bunlar. Durumlar bunlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Bir beğeni çok görmeyin. Abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bir duam var. Kanala bir abone getirenin Allah ne muradı varsa versin, ne sıkıntısı varsa gidersin. Arabam almak istiyor, en kralını alsın. O araba hayali bize Rabbim jip versin. Evimi istiyor, Rabbim villa versin. Kanala bir abone getiren arkadaşımıza gönülden, içimden gelerek dua ediyorum. Siz bu kanal için bir aboneyi getirin. Allah da sizin bir muradınızı gerçekleştirsin inşallah. Hocam çok abone getirsem Allah'a ne kadar abone getirseniz o kadar muradınızı gerçekleştirsin. Yani... İçimden geldi hissi olarak bir dua ediyorum arkadaşlar. İnşallah kabul olur. Görüşmek üzere.